Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda gene sizlerle birlikteyim. Bu videomuz artık header yapımında kullandığımız eklentilerin sonuncu videosu olacak. Aslında listede Elementor da var ama Elementor ile ilgili çalışmalarım devam ediyor. Yani aslında biraz daha bilgilenmek istiyorum Elementor ile ilgili. İleriki zamanlarda daha detaylı bir şekilde Elementor'u size anlatacağım. Bu eklentimizi şu an anlatacağım. Eklentiden sonra Elementor'u yapmayacağım arkadaşlar. Elementor eklentisi ile ilgili bir çalışmam olmayacak. Ben de artık yeterli seviye gelince artık onunla ilgili bir çalışma yaparız. Bu videoda şimdi ne yapacağız? Hangi eklentimiz vardı sırada? Onu inceleyeceğiz arkadaşlar. Header'da kullandığımız menü eklentisi vardı. Biliyorsunuz. Menü eklentisini inceleyeceğiz. Hangi eklentiydi? If menu visibility control for menu. Menüler için görünürlük kontrolü. Türkçesi diyeyim arkadaşlar. Bu eklentiyle ne yapmıştık? Sayfamızda şöyle bir şey vardı. Biliyorsunuz giriş ön sayfasında bakın böyle bir kısım yapmıştık. Ziyaretçi sayfaya geldiğinde bu şekilde bir yani üye olmadığı için tabii ki giriş yap diye bir sekme var bakın. Buraya bastığı zaman işte giriş yapması isteniliyordu müşteriden ya da işte aboneden neyse. Orada artık kullanıcı bilgilerine girecek, işte şifresini girecek ve giriş yapacaktı. Girdikten sonra sayfada tabii ki şu menü bu şekilde değişecekti tabii ki. Hesabım şekline gelecek. Nasıl oluyordu bu? Nasıl yapmıştık? Onu göstereceğim. Bu eklentiyi anlatacağım ve bir tane de örnek olarak gene bir menü üzerinde çalışma yaparız. Bunları yapacağız tabii ki bu videoda ama önce bir eklentiyi tanıyalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Eklenti arkadaşlar, eklentinin WordPress'teki sayfası bu. WordPress sayfasında, eklentiler sayfasında bir içeriğine bir bakalım. Neymiş, neymiş. Onu bir inceleyelim. Tabii ben gene anlaşılır olması için Türkçe'ye çevirdim. Türkçe üzerinden devam edeceğim. Şimdi eklentimiz, şimdi şöyle diyeyim. Ne yapabiliriz bu eklentiyle? Bir hafiften bir şey anlatayım tabii size. Bu eklentiyle mesela sayfanızı ziyaret edenlerin, gene header'da gördüğünüz yaptığımız gibi işte giriş ve hesabım sayfası yani menülerini gizleyebilir, açabilir, görebilir. Yani giriş yaptıktan sonra değişebilir bunlar. Onun haricinde bir e-ticaret sayfanız var. Bir fiyat listesi mesela paylaşıyorsanız bunu üye olmayanlar mesela görmezler, göremeyebilir. Bunu engellersiniz ya da belli üyelikler görebilir. Öyle diyebileyim. Yani diyeyim. Onun haricinde eğer sayfanızda editörler varsa işte başka ne bileyim admin yöneticiler varsa bunların görebileceği sayfalar oluşturup bunu menüye ekleyebilirsiniz. Bu şekilde onların haricinde kimse görmez. Öyle diyeyim. Eklentide tabii gene ücretsiz sürümünü kullanıyoruz biz. Bir de ücretli sürümü var tabii ki bu eklentinin. Ama ücretsiz sürümüyle biz zaten işlemimizi yapıyoruz hayli hali. Ücretli sürümünde ekstra neler var? Tabii ki ekstra bakın ben şöyle belirtmişim zaten. Ekstra işte ziyaretçinin hangi ülkeden girdiğini görebiliyorsunuz. Ama ücretsiz sürümünde bu yok. İşte dil seçeneklerini görebiliyorsunuz. Biliyorsunuz mesela hangi dili kullandığına dair onları görebiliyorsunuz ama bizim işimize yarayan kısımlar baktığınız zaman işte kullanıcı durumu işte giriş yapmış mı yapmamış bunu görebilir yapabilirsiniz işte sayfaları mesela sayfa göstermek istediğiniz sayfaları gösterebilirsiniz bunu eğer sayfanız bir abonelik sistemiyle işliyorsa işte belli abonelikler varsa belli abonelere mesela örnek olarak diyorum editörlere mesela göstermek istediğiniz bir sayfa varsa yalnızca editörlerin görebileceği şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yani güzel bence baktığınız zaman faydalı düşünüyorum açıkçası. Olabilir. Bir giriş yap kısmı bir de baktığınız zaman giriş yaptıktan sonra gelen kısım mesela hesabım işte bu şekilde. Menüye bakın. Şimdi onun haricinde çok fazla yani tabii ki ücretli sürümünde WooCommerce ile ilgili özellikleri var. Ama biz tabii onları kullanamıyoruz. Ne yazık ki eklenti böyle. Bu şekilde bir tane de örnek olarak yapacağız zaten. Bir menü oluştururuz. Gizleriz, işte saklarız, açarız, bakarız. Eklentiye evet fazla uzatmadan eklentiye geçelim. İşlemlerimize başlayalım arkadaşlar. Ama önce uyarımız tabii ki. WordPress kontrol panelindeyiz arkadaşlar. WordPress sayfamızın. Şimdi eklentimiz nerede? Tabii biz bunu yükledik. Tekrar yüklemiyoruz ve yüklenmiş haliyle üstünden geçeceğiz tabii ki. Anlatacağız. Kontrol paneline geldikten sonra görünüm kısmına gelip if menü kısmına bastığınız zaman arkadaşlar eklentinin ana sayfası. Şimdi tabii bunun Türkçeleştirilmiş dil dosyası var ama arkadaşlar şey geliştirici çok fazla bir dil yani değiştirme seçeneği vermediği için diyeyim size buraları ne yazık ki değiştiremiyoruz tabii ki. Dil dosyasında da yaklaşık 10 tane ya da 10-15 tane kelime var. Şu, hatta burada bakın gizle göster falan demiş bunlar işte Türkçeleşmiş. Onun haricinde fazla bir şey yok Türkçeleşen. Bunları da değiştiremiyoruz ne yazık ki.
bize yetki vermediği için, yani öyle diyeyim, dil dosyasında. Ama anlaşılacağı gibi bunları da burada bakın şöyle kopyalayın, zaten şöyle yapıp çevir dediğimiz zaman burada da oturma, yani direkt burada kullanabilirsiniz, çeviri olarak kullanabilirsiniz. Şimdi eklentinin ana sayfasında işte neleri gizleyip neleri gösterebileceğimiz ya da önce gizledikten sonra, gösterdikten sonra gizlenmesini istediğimiz şekilde, aynı burada işte hesabımdan önce giriş yap kısmı var, biliyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra o menü gidiyor, yani gizleniyor, hesabın menüsü onun yerine geliyor. O şekilde yapmıştık. Burada onları anlatıyor, işte mobilde işte gizleyip gene gösterebiliyorsunuz ya da mobilde göstermek istemiyorsunuz mesela sayfayı ya da işte ne bileyim menüyü, onu işte yapabiliyorsunuz. Onun haricinde işte dil seçenekli, ülke seçenekli, ama bunlar tabii ki şeyde, ücretli kısımda. Bizim ücretsiz kısımda işte kullanabileceğimiz özellikleri burada gösteriyor. Onun haricinde burada settings diye bir ufak bir şey var. Ona bakalım neymiş. Şunu bir çevirelim, neymiş. Bir bakalım. Yöneticilerin web sitesindeki gizli menü öğelerini ön izlemesine izin verin. Test için kullanışlıdır demiş. Evet. Şimdi bir işaretleyelim şunu. Bir bakalım nasıl yapıyormuş. Sayfaya bir gelelim, yenileyelim. Bunu değiştirmiştik. Evet, bakın bu şekilde. Burada bir tane göz çıktı zaten. Yeşil bir tane göz var. Bu gizlenmiş, bakın. Gizlenmiş şekilde haliyle şu an. Yani yalnızca admin, yani yöneticiler tabii ki. Yöneticiler görüyor. Nerede? Aynen. Yöneticiler, evet, yöneticiler görebiliyor. Normal ziyaretçiler göremiyor zaten. Yalnızca giriş yapmadıysa bu kısmı görebiliyor. Bunu göremiyor bu sefer de. Öyle yapmıştık. Onun haricinde ne varmış? En önemli adliyim panel demiş. Bu neymiş? Şuna bir bakalım. Türkçeleştirelim. Devre dışı bırakılırsa görünürlük kurallarından bağımsız olarak tüm menü öğeleri yönetici panelinde görüntülenecektir. Yani görünürlük kurallarından bağımsız olarak tüm menü öğeleri yönetici panelinde. Tamam. Yönetici panelinde gözüksün zaten yani. Şunu kalsın mı? Kalsın. Yani kaldıralım. Kaldıralım. Gözümüze çarpar şimdi de. Kaldıralım. Yani sayfanın bir bu kadar yani. Başka bir şey yok. Başka bir ayar mayar davası yok burada. Buradan işte desteklere, belgelere ulaşabilirsiniz. Bunlara da giriş yapın arkadaşlar, okursunuz hem. Buradan da hemen bir kısa yol vermiş zaten menülerimize. Buraya bastığınız zaman menü kısmına geçiyorsunuz arkadaşlar. Ana sayfamızdaki zaten menümüz bu. Oluşturduğumuz menü şu kısım. Bakın şu kısım işte. Oluşturduğumuz menü kısmı. Burada ne yapmıştık mesela? Hemen açalım şunları da. Şimdi misafir girdiği zaman üye değil, yani abone olsa bile daha giriş yapmadıysa, göreceği kısım giriş yap kısmıydı mesela. Buraya bir linkimiz vardı. Ne yapıyordu? Giriş yap kısmına bastığı zaman giriş yapma sekresi açılıyordu. Yani şöyle buraya bastığı zaman giriş yapacak. Buraya bilgilerini girip öyle giriş yapacaktı arkadaşlar. Onun linki var. Burada demiş zaten, bakın şimdi göster demiş, ne kayıttan önce, girişten önce giriş yapıp gösterecek, ondan sonra giriş yaptıktan sonra demişiz ki bu menüyü gizle demişiz. Logged in, yani birden fazla da seçenek verebiliyorsunuz bakın arkadaşlar bunda mesela. Ondan sonra bunu gizledikten sonra da bakın hesabım menüsü geliyordu biliyorsunuz. İşte hesabımın altındaki alt menüler bunlarda, ana menü bu yani. Ondan sonra altları bunlar. Bu da giriş yaptıktan sonra göreceği menü. Onu göstermişiz mesela. En iyisi bir tane örnek yapalım. Örnek yaptığı daha faydalı olur diye düşünüyorum. Örnek yapalım. Çok da böyle hani kafa karıştıracak bir şey değil aslında. Basit bir şey. Şimdi hatta şu linki alalım. Bir tane kayıt ol linki yapalım. Menüs yapalım. Kayıt ol. Şu bağlantıyı bir alalım. Bağlantı adresini kopyalayalım. Tamam. Buraya nereye yapalım? Şu menüye yapalım hatta. Buraya şimdi burada sıkışacak o. Onu da ürün kategori demişiz. Bir bakalım. Ürün. Tamam. Evet, buraya bir tane yapalım. Özel bağlantılar diyelim. Buraya link yapıştıralım. Buraya da ne diyelim? Kayıt ol diyelim. Kayıt ol. Evet, tamam, küçük olsun. Kayıt ol. Menü ekle diyelim. Şimdi bunu bir şöyle bir kaydedelim ilk önce. Şimdi bakacağız. Şuraya gelelim yine.
olanak. Burada şimdi kayıt ol menüsü çıktı. Kayıt olduktan sonra bu menünün kalkmasını istiyoruz arkadaşlar. Gitsin yani oradan. Mesela kayıt, ona bastığı zaman buraya giriş yaptıktan sonra o menü olmasın. Onu yapacağız. Şimdi kayıt ola geldik menüye. Burada bakın ilk önce bunu işaretlemeniz lazım. Özelliklerini görebilmeniz için bu eklentinin. Burada işte kullanıcıları burada seçebiliyorsunuz. Yani kimlerin görebilmesi, kimlerin görememesini buradan seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada bunu seçelim. Kullanıcı herkes görebilsin. Ondan sonra bakın ikinci seçeneği yapıyorum. Yani bunu sayfaya geldi, üye değil, abone değil sayfamıza. Kayıt ol tuşuna bastıktan sonra onun gösterilmesini istemiyoruz. İkinci seçeneği yapıyoruz bu sefer ve burada gizli kısmını seçtikten sonra bakın gizli kısmını seçtikten sonra bunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Yani login in, yani girişten sonra gizle bunu seçeneğini yapıyoruz. Şimdi bir deneyelim bakalım. Umarım yanlış değildir tabii ki. Kaydedelim. Şimdi bir giriş yapalım. Kaydetti mi? Kaydetti. Evet. Bir giriş yapalım bakalım şimdi. Bir yenileyelim. Kayıt ol diyelim şimdi. Yeni bir kayıt oluşturalım hatta. Kullanıcı adı ne olsun? Yeni sıfırdan bir şey yapalım. Localhost'ta çalışıyoruz. Mesela test diyelim. Test. localhost.com diyelim. Kayıt onayı size e-posta olarak gönderilecektir demiş. Kayıt ol diyelim. Bu kullanıcı adı daha önce kaydedilmiş. Lütfen başka bir tane seçin. Ha, bir tane varmış. O zaman şöyle diyelim. Test 58 diyelim. Adres de kayıtlıymış. O zaman test 1 yapalım. Bakalım ne gelecek. Kayıt tamamlandı. Lütfen e-postanızı kontrol edin. Ardından giriş sayfasını ziyaret edin demiş. Evet, test 58 olarak giriş yapmıştık. Bakın kayıt ol yok. Gördünüz mü arkadaşlar? Kayıt ol yok. Yani giriş yaptıktan sonra gözükmesini istemiyorduk. Bu şekilde ne oldu? Giriş yaptıktan sonra kayboldu. Şimdi çıkış yapalım. Tekrar. Çıkış yaptıktan sonra bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Giriş yapalım bir daha. Bir daha test yapalım yani. Bir kez daha test yapalım. Bir daha giriş yapalım. Gördüğünüz gibi kalkıyor, gizleniyor yani. Menü gizleniyor. Kayıt ol menüsü gizleniyor arkadaşlar. Şimdi bunu tabii ki ne yapabilirsiniz? Dediğim gibi sayfalarda yapabilirsiniz. Sayfa yapabilirsiniz. Yani herhangi bir sayfa olur. Sayfayı gizleyebilirsiniz, gösterebilirsiniz. Mesela abonelerinizde ya da editörlerinizde admin, başka adminleriniz varsa bunları mesela gösterebilirsiniz. Bir plan mesela oluşturursun, bir çalışma hakkında mesela bir yazı yazarsınız. Onu yalnızca editörlerin görmesini istiyorsanız o, ya da belli müşteri gruplarının görmesini istiyorsanız onunla ilgili bir sayfa varsa mesela, kampanya varsa mesela, kampanyaları da böyle mesela yapabilirsiniz tahmin, yani niye olmasın. Belli müşteri kısmının o kampanyalardan faydalanabilmesi için bunu gösterip gizleyebilirsiniz. Yani yapabileceğiniz bayağı bir şey var. Bir sürü şey var bunun tabii ki. Neyse buradan çıkalım şimdi. Tekrar admin kısmına dönelim. Oradan devam edelim diyeceğim şimdi. Bunu kapatalım. Başka arkadaşlar dediğim gibi ne var? Mesela bir artı ve veya bakın burada seçenekler çok. İşte ön sayfada mesela gözükmesini istediğiniz bir şey olabilir. Ya da tek sayfalar ya da arşivlerde ya da mobilde işte gene o özelliklerden biriydi mesela. Mobilde gözükmesini istiyorsanız ya da istemiyorsanız
bu şekilde. Dil seçeneklerini ücretli kısımda kullanamıyoruz. Burada zaten bakın roller, yani admin, editör, yazar işte var, abone var. Ondan sonra müşteri var, mağaza yöneticisi var, bilmem ne var da var yani. Bunları kısım kısım bunlara gösterip bunlara gösterme, işte gizle göster şeklinde değiştirebilirsiniz. İşin yani kısası, header kısmına kullandığımız eklenti buydu. Nasıl yapmıştık onu gösterdim. Ama siz sayfanıza göre istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Yani ne yapmak istiyorsanız size kalmış bir şey bu. Bu şekilde de değiştirebilirsiniz. Biz header kısmına kullandığımız eklentiyi gösterdik. Sanırım bu kadar diyelim. Onun haricinde başka bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar, bu dediğim gibi videonun başında bu eklenti, header kısmında kullandığımız eklentinin sonuncu videosu. Elementor'la ilgili ileriki zamanlarda ben de biraz daha pişeyim, biraz daha öğreneyim detaylarını. Onunla ilgili güzel bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Neden? Elementor'la mesela, sırf Elementor'la içinde gelen eklentilerle sayfa düzenlemesi yapıyoruz. Evet, ama ayrıyetten ücretsiz Elementor eklentileri var. Yani Elementor'un plugin eklentileri mi diyeyim artık, ne diyeyim? Bu eklentilerle mesela farklı şeyler de yapabiliyoruz. Onların bir tanıtımına başlamayı düşünüyorum ama bunun haricinde gene gelen yorumlarda bir arkadaşımızın yazdığı yorumlar var, soru vardı hatta, yani bir öneri gibi bir şey. Ona da değineyim. Şimdi ileriki zamanlarda arkadaşlar, biliyorsunuz benim internet altyapım çok kötü. Hatta videolarımı cep telefonumdan yüklüyorum. Öyle diyeyim size, yani cep telefonun internetini kullanıyorum. Yoksa normal sabit internetim çok kötü. Fiber yok yani ne yazık ki. Bir şekilde idare ediyorum yani videoları yüklerken. Yoksa onun haricinde ileriki zamanlarda canlı yayında bile bir internet sayfası nasıl yapılır, nasıl düzenlenir, bunları yapmak istiyordum. İnşallah eğer altyapı gelişirse, internetimiz gelişirse onlara da geçeceğiz. Ama bunun haricinde şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Belli sektördeki sayfalar, mesela işte emlak, turizm artı doktor muayenehane tarzındır, yani randevu tarzında olabilir. Bu tip sayfaları mesela işte restoran, menü şeklinde, bu tip sayfaları yapmaya başlayacağım arkadaşlar. İşte biraz uzun olabilir tabii ki bu videolar ama bu sayfalarda neler kullanılabilir, ne gibi eklentiler var mesela, bunlarla ilgili güzel bir çalışma yapmayı düşünüyorum. İleriki zamanlarda tabii ki hem eklentileri tanıtmış oluruz hem de sayfa nasıl yapılır. Yani aslında yapılacak çok projemiz var. Ücretli, biliyorsunuz Elementor'un çoğu içindeki şeyler şablonlar, ücretli. Bu şablonların belli kısımları, mesela bir header ve footer ile ilgili çalışmalar yapıp bunu sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Kullanmak istediğinizi, mesela dosyalarını forum sayfamızdan, biliyorsunuz forum sayfamızda var. Forum sayfamızdan dil dosyalarını indirebiliyorsunuz zaten. maxentmate.com'dan arkadaşlar. Buraya yükleyip oradan da mesela hoşunuza giden header ya da footer kısımlarını şablon olarak, tabii ki şablon olarak Elementor'dan alabileceksiniz de arkadaşlar. Bu eklentiyle ilgili video bu kadar arkadaşlar. Atladığım bir şey varsa ya da aklınıza takılan bir şey varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Bekliyorum. Bununla benzer eğer bir eklenti kullanıyorsanız, farklı bir eklenti kullanıyorsanız lütfen onu da yorumlara yazın. Onları da inceleyelim. Yani değişik eklentilerde neler, onlara bir bakalım. Farkları ne? Neler olabilir? Onları da ileriki zamanlarda böyle böyle konularımıza dahil ederiz. Videoyu faydalı bulduysanız arkadaşlar, beğeni atarsanız sevinirim. Abone değilseniz de lütfen abone olun. Yolumuz uzun, biliyorsunuz yavaş yavaş büyüyoruz. Ama destek için bekliyorum. Onun haricinde de Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda gene güzel bir eklentimiz olacak diye düşünüyorum. E-ticaret için bir eklenti gelecek büyük bir ihtimalle, yapacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.